Hadi şimdi bir E1 eliminasyon tepkimesi mekanizmasına bakalım. Ve soldaki bu substratla başlayalım. Bu alkil halojenüre baktığımızda halojenimize bağlı bu karbon alfa karbonumuz ve hemen yanındaki ise beta karbonumuz olacak. Bu yüzden bu tepkime için bir beta hidrojene ihtiyacımız var. E1 eliminasyon mekanizmasının ilk adımı ayrılan grubun ayrılmasıdır. Buraya hızlıca yazıyorum. Ayrılan grubun ayrılması yani mekanizmanın ilk adımı olarak buradaki elektronlar ayrılan grubumuza kapanır. O zaman kırmızıyla yuvarlak içine aldığım karbondan bir bağ alıyoruz. Ve karbon sp3 hibritleşmesinden sp2 hibritleşmesine geçiyor. Artık bir karbokatyonumuz var. Ve karbokatyonlarda sp2 hibritleşmiş karbonların etrafında düzlemsel bir geometrik yapı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden karbokatyonun düzlemsel geometrisini göstermeye çalıştım. İşte bu ilk adımdı. Yani karbokatyon oluşturmak için ayrılan grubun ayrılması. İkinci adımımızda ise bazımız bu protonu alacak ve böylece bu elektronlar buraya geçerek alkenimizi oluşturacak. Yani alkenimizi oluşturmak için bazın bir proton alması ikinci adımımız oluyor. Baz proton alır yazıyorum. Buradaki mor elektronlar çift bağ oluşturmak için buraya geçtiler ve böylece ürünümüzü alkenimizi oluşturmuş olduk. Mekanizmanın ilk adımı olan ayrılan grubun ayrılması hız belirleyici basamak olduğu için mekanizmanın en yavaş aşamasıdır. Buraya hız yasamızı yazarsak bu tepkimenin hızı hız sabitinin yani k'nın substratın konsantrasyonuyla çarpımına eşittir. Çalışmaların bize gösterdiğine göre bu mekanizmalar sadece soldaki bu substratın konsantrasyonuna bağlıdır. Yani substratın birinci kuvvetini alıyoruz. Bunun nedeni de hız belirleyici basamak. Ayrılma grubunun ayrılması hız belirleyici basamaktır. Ve bu yüzden substratımızın konsantrasyonu yani başlangıç malzememiz önemli. Bazımız ayrılan grup ayrılana kadar hiçbir şey yapamaz. Ve baz hız belirleyici basamakta yer almadığından ikinci adımda yer alır. Bu durumda bazın konsantrasyonunun tepkimi hızı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu yüzden bu sadece sutratın konsantrasyonuna bağlıdır ve E1 mekanizmasındaki bir rakamı da buradan gelmektedir. Şuraya bir yazayım. Buradaki bir rakamı tek moleküllü yani ünimoleküler bir hız yasası olduğu anlamına geliyor. E harfi ise eliminasyon tepkimesi demek. Yani E1 gördüğümüzde bunun bir eliminasyon tepkimesi ve ünimoleküler olduğunu düşünüyoruz. Toplam tepkime hızı sadece substratımızın konsantrasyonuna bağlıdır. Buradaki substratınızın konsantrasyonunu artırırsanız, mesela 2 ile çarparsanız tepkime hızını da 2 kat artırmış olursunuz. Yani substratın birinci kuvvetiyle doğru orantılı. Eğer bazınızın konsantrasyonunu 2 kat arttırırsanız toplam tepkime hızı değişmez. Mekanizmamızla ilgili bir konuya daha değinmek istiyorum. O da buradaki karbokatyonun oluşumu. Bu mekanizmada bir karbokatyonumuz olduğu için mekanizmada düzenleme olasılığı hakkında düşünmeliyiz. Ve hangi substratın kararlı bir karbokatyon oluşturacağını belirlemeliyiz. Yani E1 mekanizmamıza uygun olacak şekilde tersiyer bir karbokatyon oluşturan tersiyer bir substrat gibi. Burada bir tersiyer alkil halojenürümüz var. Ve diyelim ki bir E1 eliminasyon tepkimesine giriyor. Buradaki iota bağlanan karbon bizim alfa karbonumuz olmalı. Ve etrafında da 3 tane beta karbon bulunuyor. Yani şunlar. E1 mekanizmasındaki ilk adım ayrılan grubumuzun ayrılmasıdır. Bu yüzden buradaki iyodun ortaklanmamış elektron çiftlerini çizersem, bu bağdaki elektronların iyodür anyonu oluşturmak için iyoda kapanacağını biliyorum. Evet, çizmeye başlayalım. Buraya iyodür anyonunu çiziyoruz. Şimdi elektronları gösterelim. Bu bağdaki elektronlar iyodür anyonunu oluşturmak için iyoda kapandı. İyodür anyonu mükemmel bir ayrılan gruptur ve bunu buradaki PKA tablosundan anlıyoruz. İyodür anyonu çok güçlü bir asit olan haşığının konjuge bazı ve bu da yaklaşık eksi 11 pKa değerine sahip. Bu nedenle haşığı proton verme konusunda çok iyidir ve bu da konjuge bazının çok kararlı olduğu anlamına gelmektedir. Tabi buradan da iyodür anyonunun mükemmel bir ayrılan grup olduğunu anlıyoruz. İyodür anyonu ayrılınca karbokatyon oluşur. Yani bu kırmızı karbonla olan bağ kırılır. İşte şimdi bir karbokatyon oluşturacağız. Şuraya çizmeye başlayalım. Düzlemsel bir karbokatyon olmalı. Kırmızı karbonumuz şurada. Tabii artık artı bir formalükü de var. Çünkü bir bağ kaybetti. Bu bir E1 eliminasyon mekanizmasının ilk adımıydı. İlk adımda baz gelip bir beta karbondan proton alacak. Bazımızsa etanol olsun. Şimdi buradaki oksijenin ortaklanmamış elektron çiftlerini ekleyelim. Ayrıca bu tepkimeyi ısıtacağımızı da unutmayalım. Etanol baz görevi görecek. Tabii etanol güçlü bir baz değil ama bir proton alabilir. Şimdi buraya bir proton ekleyelim. Evet. Şimdi de oksijenin bir tane ortaklanmamış elektron çifti buradaki protonu alacak ve elektronlar alkenimizi oluşturmak için buraya hareket edecekler. Peki. Şimdi buraya ürünümüzü çizmeye geçebiliriz. Evet elektronlarımızı belirginleştirelim. Burada mavi ile işaretlediğim elektronlar ürünümüzdeki çift bağımızı oluşturdular. Bu tepkime hakkında üzerinde durulacak birkaç nokta var. Onlardan bahsedelim. SN1 mekanizmalarına baktığınızda ilk adım karbokatyon oluşturmak için bir ayrılan grubun ayrılmasıdır. Bu karbokatyonu elde ettiğimizde şöyle düşünebilirsiniz. Neden etanol burada bir baz görevi görüyor? Neden bir nükleofil görevi görmedi? Cevap şöyle. Etanol kesinlikle bir nükleofil görevi görebilir ve artı yüklü bir karbona saldırır. Yani kesinlikle bu tepkimede de bir yer değiştirme yani sübsitüsyon ürünü elde edersiniz. Eğer etanol nükleofil görevi görürse sübsitüsyon tepkimesi SN1 mekanizması elde ederiz. Ama eğer etanol baz görevi görürse bu kez E1 eliminasyon mekanizması elde ederiz. Biz şimdi burada sadece eliminasyon ürününe odaklanacağız. Ve sübstitüsyon ürününü düşünmeyeceğiz. Ancak daha sonraki videolarda bu konuya bakarız. Çünkü bu da kimyada gerçekleşecek bir tepkime. Bahsetmek istediğim bir diğer nokta ise burada 3 beta karbonu bulunuyordu. Ben de bu 3 karbondan bir tanesini seçtim. Onu bir belirginleştireyim. Evet yani bu karbondan bir proton aldım ama aslında simetriden dolayı proton almak için hangisini seçtiğimin hiçbir önemi yok. Şimdi yanına çizip gösterelim. Bu karbokatyonumuz olsun ve diyelim ki bu sefer bu karbokatyondan bir proton aldık. Daha sonra zayıf bazımız ortaya çıkıyor ve buradan bir proton alıyor. Bu elektronlar da buraya geliyor. Böylece aynı ürünü elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde. Şimdi elektronları gösterecek olursak bu lacivert elektronlar üründeki çift bağ oluşturmak için buraya geldiler. Böylelikle aynı ürünü elde etmiş oluyoruz. Alkoller ayrıca E1 mekanizması yoluyla da tepkimeye girebilir. Buradaki OH'a bağlı olan karbon alfa karbonumuz ve hemen yanındaki ise beta karbonumuz oluyor. Bir alkolü sülfürik asitte tepkimeye sokmak ve tepkime karışımını ısıtmak bize bir alken verir ve bazen fosforik asit sülfürik asit yerine kullanılır. E1 mekanizmasının ilk adımının ayrılan grubun ayrılması olduğunu görmüştük. Bu tepkimede bu gerçekleşirse mesela bu elektronlar oksijene geçerse ayrılan grubumuz olarak hidroksit oluşur. Ancak hidroksit anyonu zayıf bir ayrılan gruptur ve bunu pKa değerlerine bakarak görüyoruz. Burada hidroksit anyonu suyun konjuge bazıdır ancak su bu durumda çok da önemli bir yapı değil bunu buradaki pka değerinden anlıyoruz suyun proton verme konusunda çok iyi olmadığını biliyoruz bu da hidroksit anyonunun o kadar kararlı olmadığı anlamına geliyor ve hidroksit anyonu o kadar kararlı olmadığından iyi bir ayrılan grup değildir o zaman buradaki oku siliyorum. Çünkü ilk adım ayrılan grubun ayrılması değil, proton transferi olacak. Elimizde şu an güçlü bir asidimiz bulunuyor. Yani sülfürik asit ve bu durumda alkol baz görevi görüp sülfürik asitten bir proton alacak. Bu da ayrılan grubumuz olarak suyu elde etmemizi sağlayacak. Tabii su, hidroksit anyonundan çok daha iyi bir ayrılan grup ve yine bunu pka değerlerinden biliyoruz. Su proton vermede çok daha iyi olan hidronyum iyonu yani H3O artının konjüge bazıdır ve onun da pKa değeri çok daha düşüktür. Ve buradan suyun kararlı olduğunu anlıyoruz. O zaman alkolle E1 mekanizması yapıyorsak ilk adımımız OH grubunu protonlamak olacaktır. Evet, alkolümüz burada. Buradaki o aşağı bağlı karbonsa alfa karbonumuz ve alfa karbonumuzun hemen yanındakilerse beta karbonlarımız olacak. İlk adımın proton transferi olduğunu artık biliyoruz. Yani oksijen üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti sülfürik asitten bir proton alıyor. Proton transferi gerçekleşiyor. Şimdi ne olacağını çizelim. Burada artık oksijenin artı bir formal lükü var. Şimdi elektronları belirginleştirelim. Burada morla işaretlediğim elektronlar bu protonu aldı ve aradaki bağ oluştu. Ve şimdi bir ayrılan grup olarak suyumuz bulunuyor. Hızlıca buradaki hidrojene bir düzelteyim. Evet. Yani bu elektronlar buraya gelebilir ve ayrılan grubumuz olarak suyu elde edebiliriz. Evet. Şimdi buraya su molekülümüzü bir çizelim. Bu bağda maviyle işaretlediğim elektronlar oksijene kapanıp suyu oluşturdu ve suyun iyi bir ayrılan grup olduğunu biliyoruz. Kırmızı karbondan bir bağ almış olduk ve bu karbon artık bir karbokatyon olacak. Şimdi bu karbokatyonumuzu da çizelim. Kırmızı karbon artı bir formal yüklü olacak. Yanına ekleyelim. Mekanizmamızın bir sonraki adımı zayıf bir bazın ortaya çıkıp bir proton alması olacak. Yani buradaki beta karbonlardaki protonlardan birini. Mesela şu olsun şimdi de buraya gelip protonu alacak olan genel bazımızı çizelim. Baz protonu aldı. Ürünümüzü tamamlamak için de bu elektronlar buraya geçti. Evet. Şimdi buraya ürünümüzü çizelim ve elektronları gösterelim. Buradaki yeşille işaretlediğim elektronlar buraya gelerek çift bağımızı oluşturdu. Yani böylece alken oluştu. Şimdi biraz bu baz hakkında konuşalım. Buraya ben genel bir baz koydum ama bazen suyun baz görevi gördüğünü, bazen de sülfürik asidin konjüge bazı olan HCO4-'nin baz görevi gördüğünü görebilirsiniz. Yani farklı ders kitapları ya da kaynaklar farklı bazlar verebilir. Ama bu aslında o kadar da önemli değil. Bunların arasında zayıf baz görevi görenlerden biri muhtemelen su olacak. Ve alkenimizi oluşturmak için bu protonu alacak. Bazen bu tepkimeye dehidrasyon tepkimesi de denir. Çünkü işlem sırasında suyu kaybederiz.